Dünyada ilk İDA-İHA müşterek operasyonu. Albatros Kamikaze İDA sürüsü gemi batırdı. Azerbaycan, Erivan tarafından işgal edilen toprakları Bakü'ye iade etmesini talep etti. Yunanistan'da dikkat çeken hareket. 5000 İsrailli yedek asker Atina'dan İsrail'e dönüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkenti Kudüs olan Filistin devletinin kurulması artık ertelenemez. Cezayir'de özel okullarda Fransız müfredatı yasaklandı. Arkadaşlar selamünaleyküm. Dünya ve Türk basınından derlediğimiz Türkiye haberleriyle karşınızdayız. Aselsan tarafından geliştirilen Albatros Kamikaze İDA sürüsü canlı harp başlığıyla gerçek mermi hedefini vurdu. Hedef gemi Albatros Kamikaze İDA tarafından batırıldı. Aselsan tarafından geliştirilen ve içerdiği patlayıcının su üzerinde yüksek hızla düşman hedeflerine çarparak patlatılmasını sağlayan Kamikaze İDA Albatros için Mersin'de test atışı gerçekleştirildi. Albatros Kamikaze insansız deniz aracından oluşan 8 adetlik sürü, test atışı kapsamında denizdeki hedef gemiye saldırı gerçekleştirdi. Üzerinde Roketsan üretimi harp başlığının bulunduğu Albatros Kamikaze İDA sürüsünden bir araç, hedef gemiye çarparak patladı. Başarıyla tamamlanan test atışı sonucunda 22 metrelik hedef gemi dakikalar içinde sulara gömüldü. Atışlı testte Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Bayraktar TB2 insansız hava aracı da görev aldı. Uygulanan senaryo kapsamında Bayraktar TB2 tarafından tespit edilen hedefte insansız deniz araçları yönlendirildi. Böylelikle dünyada ilk defa İDA-İHA müşterek operasyonuyla İDA sürüsü kamikaze saldırı konsepti gösterilmiş oldu. Mersin açıklarındaki test, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı karargahında bulunan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercümen Tatlıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün'le Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol ve diğer yetkililer tarafından da anbean takip edildi. Öte yandan çevreye zarar vermemek için test öncesinde hedef geminin yıkandığı, yakıt ve yağ gibi kirlilik içerecek unsurlardan arındırıldığı öğrenildi. Azerbaycan'ın 90'lı yıllarda Erivan tarafından işgal edilen toprakları Bakü'ye iade etmesini talep etti. Rus medyasının haberinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Avrupa Konseyi Başkanı ile yaptığı telefon görüşmesinde Ermenistan'a yönelik taleplerini dile getirdi ve 1. Karabağ Savaşı sırasında işgal edildiğini düşündüğü 8 köyün idaresini istedi. Söz konusu köyler Ermenistan'ın Tavuş bölgesinde bulunan Azerbaycan'ın Gaza ilçesine bağlı 7 köyle Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Kıryaki köyüdür. Ermeni Goris'ine giden yolun Kıyarki'den geçtiğine özellikle dikkat çekilmektedir. Yukarıda bahsi geçen köylerin çoğu Sovyet döneminde Azerbaycan'a ait yerleşim birimleriydi ve birçoğu bölgenin önemli karayolu bağlantı noktasıydı. Karmaşık tarihi geçmişleri ve Karabağ'daki önceki çatışmalar göz önüne alındığında bu iddia iki ülke arasında yeni bir gerilim dalgasına yol açabilir. Bununla birlikte Erivan henüz bu konuda herhangi bir açıklama yapmadı, ifadeleri kullanıldı. İsrail'in kuzeyinde daha büyük bir savaşın yaklaştığına dair işaretler geliyor. İsrail hükümeti 40A maddesi uyarınca savaş halini onayladı. İsrail 1973'ten bu yana ilk kez resmi savaş ilan ediyor. Yerel kaynaklara göre İsrail, Lübnan sınırına yakın bazı kasabaların boşaltılmasını emretti. Ağır zırhlıların hareket ettiği bildirildi. İsrail askeri gücünü artırmak üzere harekete geçti ve yedek askerlere hazır ol mesajı gönderdi. Yunanistan'da yaşayan 5000 İsrail yedek askeri ülkelerine geri dönmek üzere hazırlıklara başladı. Yunanistan'daki İsrail Büyükelçiliği'nin orduya katılmak ve Gazze şeridinde Hamas'a karşı savaşmak üzere yaklaşık 5000 yedek askerin ülkeye nakledilmesi için Atina'dan Tel Aviv'e yaklaşık 20 uçuş planladığı ileri sürülüyor. Öte yandan Netanyahu, ABD'den resmen silah yardımı istedi. Rus basınının aktardığına göre İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze sınırındaki durumun kötüleşmesi üzerine ABD Başkanı Joe Biden'dan ilave demir kubbe füze savunma sistemi alımı için acil finansman sağlamasını istedi. Bu hamle İsrail hükümetinin Hamas militanlarının son dönemdeki çatışma ve saldırılarına verdiği yanıtın bir parçası. Demir kubbe ülkenin roket tehditlerine karşı savunmasının temel taşıdır ve devam eden çatışmalar sırasında İsrail vatandaşlarının güvenliğini sağlamak için önemlidir. İki ülke arasındaki stratejik ortaklık ve Washington'ın İsrail'e 10 yıllardır verdiği kararlı destek göz önüne alındığında ABD'nin Netanyahu'nun talebini dikkate alması bekleniyor. Ancak olası mali yardımın kesin parametreleri ve desteğin şartları henüz görüşülmedi. Önceki gün öğleden sonra İsrail topraklarına 7000'den fazla roket atıldı ve bu roketler ülkenin hava savunma sistemlerinin çalışmasını tamamen engelledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeşilköy'de Azınlık Kilisesi açılışında yaptığı açıklamada, 3 semavi dininde mukaddes beldesi olan
Kudüs-i Şerif'in hepimiz için önemi, anlamı, değeri ve yeri tartışılamaz. 4 asırdan fazla Kudüs'e hizmet etmekle müşerref olmuş milletimiz açısından bu mübarek beldenin çok müstesna bir konumu vardır dedi. Kanuni Sultan Süleyman tarafından El Halil kapısının üzerine yazdırılan La İlahe İllallah İbrahim Halilullah ifadesi, atalarımızın Kudüs-ü Şerif'in zengin karakterine gösterdiği ihtimamın en güzel sembolüdür diyen Erdoğan, ancak Osmanlı'nın bölgeden çekilmesiyle birlikte Müslümanların ve Hristiyanların Kudüs üzerindeki hakları sayısız Birleşmiş Milletler kararına rağmen adım adım ihlal edilmiştir. Orta Doğu tarihini bilenler şu gerçeği çok net bir şekilde görebiliyor. Bugün bölgemizdeki sorunların tamamının kökeninde Filistin meselesi bulunuyor. Bu mesele hakkaniyete uygun bir şekilde çözülmedikçe bölgemiz barışa hasret yaşamaya devam edecektir. Orta Doğu'ya kalıcı barışın gelebilmesi ancak Filistin-İsrail sorununun nihai bir çözüme kavuşturulmasıyla mümkündür. Bu noktada her zaman ifade ettiğimiz gibi iki devletli çözüm perspektifinin muhafazası son derece mühimdir. 1967 sınırları temelinde bağımsız ve coğrafi bütünlüğü haiz, başkenti Kudüs olan bir Filistin devletinin hayata geçirilmesi artık ertelenemez bir ihtiyaçtır. Ancak Kudüs'ü zaman ve mekan olarak bölme gayretleriyle Harem-i Şerif'e yönelik tacizlerin sayısı her geçen gün artmaktadır. Türkiye olarak bu konudaki tepkimizi ve itirazımızı her fırsatta dile getirdik. Tüm dünyanın sustuğu dönemlerde biz hakkı, hakikati ve acı da olsa doğruyu söylemekten hiçbir zaman çekinmedik. Bugün de adil bir barışın kaybedeni olmaz düsturuyla hareket ediyoruz. Muhataplarımızla temaslarımızda en fazla üzerinde durduğumuz husus, Filistin meselesinin uluslararası hukuka göre çözülerek bölgenin huzura, kalıcı barışa ve istikrara kavuşmasıdır. Türkiye, çatışmaların bir an önce durması, son hadislerle birlikte iyice tırmanan gerilimin düşürülmesi için elinden geleni yapmaya hazırdır. Sükunetin tekrar tesis edilmesi için başlattığımız diplomatik çabaları yoğunlaştırarak devam ettirmekte kararlıyız. Bölgede söz sahibi tüm aktörleri de barışa samimiyetle katkı vermeye davet ediyoruz, dedi. Cezayir İletişim Başkanı Muhammed Lakap yaptığı açıklamada ülkedeki özel okulların Fransız müfredatını öğretmesinin yasak olduğunu belirtti ve özel okulların Cezayir hukukuna tabi olduğunu ve Cezayir müfredatını öğretmekle yükümlü olduğunu vurguladı. İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen bir sempozyumda konuşan Lakap, "Cezayir'deki bazı özel okullarda öğretilen yabancı programlar var," dedi. Özel okullara seslenen bakan, "Geçmişte Fransız müfredatını öğreterek hata yapan devlet, şimdi de prestijini yeniden kazanmak ve yasaları uygulamak için sizi şaşırtıyor," dedi. Bakan şu soruyu da sordu. "Yabancı ülkelerde anlaşmalar olmadan Cezayir eğitim programlarını öğretmemize izin var mı?" Şarkul Avsat'ın Arap Dünyası Haber Ajansı'ndan aktardığı habere göre iletişim başkanı önceki yıllarda devletin prestij kaybının bazı özel okul sahiplerinin yabancı eğitim programlarını dayatmasına neden olduğunu belirterek Cezayir okullarında yabancı diller mevcuttur ve İngilizce dilinde merkezileşmiştir ve bunların hepsi kazanımdır dedi. Cezayir Eğitim Bakanı Abdülhakim Belabet, çeşitli sektörlerden bakanların katıldığı ortak sempozyumda bakanlığın okul yöneticilerini çağırdığını ve ulusal müfredata bağlı kalmaları gerektiğini bildirdiğini söyledi ve şunları da ekledi. Eğitim sektörü genel müfettişliği tarafından yapılan izleme çerçevesinde bazı özel okullarda Fransız müfredatının okutulduğu tespit edilmiştir. Eğitim Bakanlığı tarafından benimsenen müfredat, Cezayir toplumunun kültüründen ve tarihinden kaynaklanmaktadır ve başka ülkelerin kültürüyle kirletilemez dedi. Günün önemli gelişmelerini aktardık. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.